Ben gerçekten ailemde müzik çok sevildiği için ve herkes amatörce de olsa bazı enstrümanlar çaldığı için çok müzikle iç içe yaşayan bir ailede büyüdüm. Bunun da tabii müziğe aşina olmak, enstrümanlara aşina olmak diye bir şey vardır. O anlamda bana çok olumlu etkisi oldu. Ben daha ilkokula bile başlamadan önce enstrüman çalmaya çalışmaya ya da başlamıştım. Ve ailem de benim bu konuda yoğun bir ilgim olduğunu fark edince bana hep olabilecekleri kadar destek olmuşlardır ilkokul eğitimim süresince de. Ama benim asıl müzikle çok gerçekten iç içe olmaya başladığım dönem, bu benim zamanımda hala sistem öyle mi bilmiyorum. İlkokulu bitirirdiniz, sonra da kolej sınavlarına girerdiniz. İşte o sınavı kazanıp Bursa'da yatılı okumaya başladım. Ve yatılı bir öğrenci olunca o şekilde eğitim görenler bileceklerdir. Çok fazla aktiviteniz olmaz okulun dışındaki zamanlarda yapmak için. Ben sürekli müzik dinlerdim, sürekli müzik dinlerdim, sürekli müzik dinlerdim ve bir süre sonra da şarkı söylemeye de, enstrüman çalmaya da gerçekten büyük bir eğilimim olduğu fark edilince artık ilk önce okulun grubunda olmak üzere çeşitli gruplarda şarkıcılık yapmaya başladım. Kimi grupta şarkı söyledim, kimi grupta keyboard çaldım, kimi grupta gitar çaldım. En sonunda da kendi bestelerimi de çalabileceğim, iyi anlaştığım arkadaşlarımdan oluşan, herkesin bir albüm yapmamış olsak da ismine aşina olduğu Volvox'u kurup uzun yıllarda o grupla çalışmalarımıza devam ettik ve gerçekten aslında bu konuyla başlamamız iyi oldu. Bazen genç arkadaşlarım bana soruyorlar, biz müzikle ilgileniyoruz, ne yapmamız lazım, nereden başlamamız lazım albüm yapmak için. Söyleyebileceğim en güzel tavsiye, bir an önce bir enstrüman çalmaya başlayıp kendilerine bir grup kurup işte artık eskisi gibi de değil, bir sürü rock kulüp var ya da müzik çalabileceğiniz yerler var. O yerlerde müzik icra edip albüm yapmak bütün bu dönemin bir süreci olmalı. Yani bir hedef ve ona ulaşmak için çabuk yollar denemek yerine, hedef koyup ona ulaşmak için çabuk yollar denemek yerine, bütün bu gelişim sürecinin sonucunda eğer albüm yapmaya başlanırsa, çok daha gerçekten çok daha ne yaptığınızı bilerek, dolayısıyla kimseye ödün vermeyerek, kendi istediğiniz, kendi doğru olduğuna emin olduğunuz şekilde müzik yapabiliyorsunuz o zaman. Goes on.